KCK'nın yerine Halkların Demokratik Kongresi'nin aldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Barış ve Demokrasi Partisi'nden sert tepki geldi. BDP eş başkanı Gülten Kışanak, Halkların Demokratik Kongresi'nin 4 yıldır çalışmalarına devam ettiği ve bu iddianın arkasında kongreyi terörize etmek olduğunu söyledi. Peki Halkın Demokratik Kongresi nasıl bir yapılanma, ne zaman kuruldu, amacı ne, çalışmaları neler? Barış ve Demokrasi Partisi Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ile konuşacağız. İyi akşamlar Sayın Kürkçü. İyi akşamlar. Şimdi Yargıtay'ın KCK hakkında verdiği terör örgütü kararı, polisin üst üste yaptığı operasyonlarla KCK'nın eylem kabiliyetini yitirmesi ve çok sayıda MİT mensubunun KCK'ya sızdığına ilişkin iddialar sonrası KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan'ın örgüt yönetimine Halkın Demokratik Kardeşliği haber böyle kongresi, tabii onu düzelteceksiniz siz, adı altında yeniden yapılanmaya gidilmesi talimatını verdiği iddia edildi haberlerde. Siz bu iddiaları da yalanlıyorsunuz. Hem onu dinleyelim ve Halkların Demokratik Kongresi nedir, ne zaman ve ne amaçla kuruldu, bunu da dinleyelim efendim. Şimdi her şeyden önce ben bir kere bu haberi yayınlayan gazeteleri, Bugün ve Habertürk gazetelerini, gazetecilik mesleğinin bütün prensiplerini çiğneyerek haber yapmış oldukları için hem bir yurttaş olarak, hem bir gazeteci olarak, hem de bir milletvekili, hem de Halkların Demokratik Kongresi'nin gerçekleşmesi için çok çaba harcamış bir sosyalist olarak bütün kalbimle ve ruhumla kınıyorum. Ben hiçbir haber beni bugüne kadar bunun kadar öfkelendirmiş değildi. Çünkü bu haberin her bir unsuru bir yalandan oluşuyor. Bir, Halkların Demokratik Kongresi kurulacak değil, 15-16 Ekim'de Ankara'da 900 delegenin katılımıyla gerçekleşti. İkincisi, Halkların Demokratik Kongresi'nin arkasında Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku var. Yani bu 12 Haziran seçimlerinde bağımsız milletvekillerini zafere taşıyan ittifak. Bu ittifak Barış ve Demokrasi Partisi ile Sosyalist Parti ve hareketlerin bir araya gelmesinden oluşuyordu. Biz 2014 yerel seçimlerine ve 2015 genel seçimlerine bu başarıyı taşıyabilmek için hem bu ittifakı derinleştirmek hem genişletmek için buradan aldığımız hızla çalışmaya başladık. Bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bu çalışmaların içerisinde yer alan bütün kuruluşların hepsi açık siyasi partiler. Zaten Emek Demokrasi Özgürlük Bloku'na da başka türlü giremezlerdi. Halkların Demokratik Kongresi'nin amblemini ve program ve tüzük metnini size gösteriyorum. Burada açık olarak yayınlandı. Bu kongrede bir araya gelen kuruluşlar şunlar: Barış ve Demokrasi Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Emek Partisi, Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, İşçilerin Sosyalist Partisi, Sosyalist Demokrasi Partisi, Yeşiller Partisi, Sosyalist Gelecek Parti Hareketi, Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi, Demokrasi ve Özgürlük Hareketi, Ekoloji Kollektifi, Kaldıraç, Marksist Tutum, Sol Hareket, Sosyalist Birlik Hareketi, Sosyalist Dayanışma Platformu, Söz ve Eylem, Teori ve Politika, Türkiye Gerçeği, Avrupa Süryaniler Birliği, Dersimli Ermeniler, Halkların Dostluğu Girişimi, JİNEP, Laz Mektebi, Pomaklar Dernek Girişimi, Süryaniler, 78'ler Girişimi, AKADER, İstanbul LGBTT, Kadın Kapısı, Kaos GL, Küresel Eylem Grubu, Lambda, Munzur Koruma Kurulu, Tüm Köysen, Voltrans ve devam ediyor. Şimdi bütün bu kuruluşların hepsi, gördüğünüz gibi, birincisi heterojen bir yapıdan söz ediyoruz. Siyasi partileri, parti girişimlerini, etnik gruplar ve inanç gruplarını, toplumsal hareketleri, ekolojist hareketleri, köylü hareketlerini, çevre hareketlerini bir araya getiren Türkiye'nin en büyük demokratik toplumsal muhalefet koalisyonu. Bence bu haberleri yapanları çılgına çeviren ve böylesine delice haber yapmaya sürükleyen şey aslında bir toplumsal muhalefet dalgasının kabarmakta olduğuna dair bir işareti veriyor olması Halkların Demokratik Kongresi'nin. Halkların Demokratik Kongresi öte yandan 2014 seçimlerine
kadar yerel yönetim ve milletvekili genel seçimlerinde siyasal amaç ve çıkarların ifadesi olacak ve temsil gereklerini karşılayacak bir parti oluşumunda başlıca örgütsel hedeflerden biri olarak benimsiyoruz. Kongre bileşenlerinin partide yer alıp almamakta bütünüyle özgür olduklarını saptıyoruz. Ama kongre bir tartışma, danışma ve mücadele ortaklığı olarak varlığını sürdürecek. Şimdi gerçek bu iken böylesine bir uyduruk haber yapmak, bu oluşumu her birinin kim olduğunu bildiğimiz yöneticilerinin, onları da söyleyeyim, belli başlılarını da şey olmasın, çok vakit almayalım. Bir kere 5 tane milletvekilimiz var: Ertuğrul Kürkçü, Nursel Aydoğan, Levent Tüzel, Sebahat Tüncel, Sırrı Süreyya Önder, bu süreci yürütenler arasında. İnsan hakları savunucuları örneğin Yavuz Önen gibi, Onur Hamzaoğlu gibi profesörler, Gencay Gürsoy, Fatma Gök ve devam ediyoruz. Birçok hepimizin tanıdığı Aydın Çubukçu, Beyza Üstün, Berat Günçıkan, Ferhat Kentel, Ferhat Tunç gibi. Daha saymaya vaktim yok çünkü bunlar 100 kişiden oluşuyorlar. Şimdi bu insanların Kandil'den onay almaya bir ihtiyaçları olmadığı gibi, kimse de bunlara kendi varlık ve kimliklerinin ne olacağına dair bir onay da veremez. Kimsenin haddi değil bize doğrultu çizmek, direktif vermek. Biz halkın gidişatından kendi yönümüzü tayin ediyoruz, edeceğiz. Şimdi ispat etmeleri gereken şey şudur: bunun nesi yasak, nesi kötü, nesi yanlış, neden ötürü biz kovuşturulabiliriz? Böyle bir araştırmayı yapmadan, böyle bir incelemeyi yapmadan, bize sormadan bu haberleri nasıl yayınlıyorlar? Gelen istihbarat bilgileri üzerine. Habertürk ve bugün gazeteleri istihbaratın resmi organları mı ki gelen istihbarat bilgisini doğrulatmadan ikinci kaynaktan yayınlıyor? Peki, bunun bir tertip olduğu apaçık. Bugün Cumhurbaşkanı'na da soru yöneltti Zaman Gazetesi muhabiri. Ne diyorsunuz efendim diye. Cumhurbaşkanı da ne olduğundan haberi olmadan devletimiz terörle mücadeleye devam edecektir demek gibi bir garabette bulundu. Ne terörü, kimi, hangi terörden bahsediyor? İnsan hakları savunucuları, okullarında öğrencilerini yetiştiren öğretim üyeleri, çevre hakkı için mücadele eden çevre gönülleri, insan hakları savunucuların terörle ne alakası olur? Her muhalife terör damgası yapıştırarak nereye gidilecek? Bunun ne farkı kaldı tek parti devrinden? Bir tane parti var, hükümet partisi. Valiyi de, savcıyı da, mahkeme başkanını da o tayin ediyor. Muhalefetin kim olmayacağını da o tayin ediyor. Nerede yaşıyoruz? Hangi çağda yaşıyoruz? Peki, bize sökmez bunlar. Biz bu meydan okumayı kabul ediyoruz. Ben kabul ediyorum bu meydan okumayı. Hadi bakalım, el mi yaman, bey mi yaman, görelim. Nerede neyi bulacaklar da bizi nereye taşıyacaklar? Yok devrimci karargahmış, bilmem ne. Hala ellerinde patlamış olan devrimci karargah balonunu bize mi yutturacaklar burada? Bütün tutukladıkları insanları bir yıl içeride tuttuktan sonra serbest bırakmak zorunda kaldılar. Yani biz, siz yeni bir tutuklama dalgasına da meşruiyet mi kazandırılıyor diyorsunuz bir yandan da? Şüphesiz bu apaçık şimdi ellerindeki bütün kozları kaybetmekte olan güvenlik kliğinin giriştiği tertip. Bu güvenlik kliğini yere yapıştırmadan Türkiye'de hiç kimseye özgürlük ve rahat yok. Ve bu meydan okumayı diyorum işte, kabul ediyoruz. Hadi bakalım görelim, el mi yaman, bey mi yaman, kim kimi yalanlarla yenecek. Onların yalanlarından korkmayız biz. Biz kimsenin yalanından korkmayız. 40 yıldır bütün rejimler bizim hakkımızda yalan söyledi ama biz bugüne kadar geldik. O yalancıların hepsi şimdi tarihin çöplüğünde sürünüyorlar. Çöplüğe yeni unsurlar kazandırmak isteyenler gitsinler, onları dönüştürürüz orada. Efendim, şimdi, buyurun. Biraz öfkeliyim ama sizi bu kadar öfkeli görüyorum. Çünkü. Evet, anlıyorum. Sizi ilk defa bu kadar öfkeli görüyorum ama size sormak istediğim sorular da var. O soruları da yönelteyim. Peki, tamam. Müsaadenizle. Bir kere son dakika gelişmesi olarak şu anda ekranlarımıza da yansıyor. Ben tekrar edeyim sizin için. Uludere raporuna ilişkin bir son dakika gelişmesi var. İçişleri Bakanlığı operasyon istihbaratını MİT vermedi. Milli İstihbarat Teşkilatı vermedi şeklinde bir açıklama yaptı. Şimdi
alt komisyona dün Aselsan'ın raporu ulaştı. Siz de alt komisyon üyesisiniz. Bu raporda bizim görebildiğimiz kadarıyla insanlardan ve yük hayvanlarına oluşan bir hareketlilik var deniyor. Ama bugün yine bir toplantı gerçekleşti bildiğim kadarıyla. Hem bu son dakika gelişmesini yorumlamanızı isteyeceğim. Hem de bugün farklı bir değerlendirmeniz oldu mu rapora ilişkin? Ne dersiniz efendim? Peki kısaca şöyle bir bilgi vereyim. Biz alt komisyonda bütün bu raporları bugün değerlendirdik. Görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Alt komisyon üyelerimiz yani görüş çeşitliliği, yorum çeşitliliğinin aslında herkesin vicdani olarak kanaati aynı olmasına rağmen kimi üyelerimizin hani buradaki yurttaşlarımızı yok eden harekatı meşru ve mazur görüyorlarmış gibi bir izlenim yarattığını düşünerek bu konuda mümkün mertebe daha kısa konuşmamızı istediler. Ben de onlara saygı göstererek şunu söylemek isterim. Aselsan'ın raporu bizim görüntüleri ham görüntü yani daha doğrusu Heron görüntülerini çıplak gözle izlememizden sonra şahsen benim ve başka komisyon üyelerinin yaptığı açıklamaları doğruluyor. Burada bir mal değiş tokuşu yapıldı. Irak'ın kuzeyinden gelen malların Haftan'ın ve Kutalma derelerinin kesiştiği düzlükte kuzeyden gelen katırlı insanlar tarafından alındığını, sonra bu yüklerin bir kervan misali birkaç parça halinde yani ikili üçlü bölükler halinde kuzeye evlerine doğru geldiklerini net olarak gösteriyor. Aselsan raporu da bütün bunları bu şekilde yorumluyor. Yük taşıyan hayvanlar ve bu hayvanları güden insanlar bulunduğunu gösteriyor. İnsanlarla hayvanların sayısının birbirine yakın olduğunu doğruluyor. Ve nihayet bunların bir yük taşıma dışında herhangi bir faaliyeti yerine getirmediklerini bu görüntülerden bunların anlaşılmadığını söylüyor. Peki, biz de bu kanaatteydik. Dolayısıyla bizim bizim ilk değerlendirmelerimiz doğrulanmış oldu. Peki, İkincisi İçişleri Bakanlığı. Yani MİT operasyon istihbaratını Milli İstihbarat Teşkilatı verdi. Peki MİT vermedi, kim verdi? Buna ilişkin herhangi bir bilgi var mı? Şimdi onu da söylemeliyim. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nın raporu son derece ayrıntılı. Sorulması gereken bütün soruları müfettişler bütün taraflara sormuş görünüyorlar. Ortaya çıkan durum şudur. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 27 Kasım'la 28 Aralık arasında 10 adet rapor geçtiğini bölgeyle ilgili söylüyor. Burada çeşitli hareketliliklerden söz ediliyor vesaire. Fakat hava harekatını gerçekleştiren makamın hava harekatının gerekçesi olarak bu raporlardan herhangi birine istinad etmediğini, dayanmadığını ve spesifik bir istihbaratın olmadığını söylediğini kayıt altına alıyor. Bu şu demektir, demek ki MİT raporlar vermiştir ama bu operasyonun düzenlenmesinde ne yerel askeri birimlerin bir talebi ya da tersine maruz kaldıkları bir talep olmuştur ne de buradaki raporlar bu askeri hava operasyonunun sınır ötesi operasyonun bir dayanağı kılınmıştır. Dolayısıyla der ki İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporu bu durumda harekatın dayandığı sebepler, gerekçeler ve spesifik istihbaratın ne olduğu müteselsil olarak üst makamlara doğru sorgulanmalıdır. Evet yapılması gereken budur. Ben de şahsen ilk günden beri zaten bir sınır ötesi operasyonun Genelkurmay Başkanlığı ve hükümetin bir birimi dışında herhangi bir karar merciince verilemeyeceğini mantıken, siyaseten, hukuken biliyorum. O yüzden bu bilgiler sadece bizim öngörülerimizi, sezgilerimizi ve kanaatlerimizi şimdi doğrulamış olduk. Ertuğrul Kut. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın
geçtiği bilgilerde köylülerden biriyle taburda görevli bir astsubay arasında 72 saniyelik bir konuşma geçtiğini doğruluyor. Evet. Biz bunu şunun için istemiştik. Köylüler biz durun yanlış yapıyorsunuz diye haber peki vermek istemiştik demişlerdi. Evet vermişler, fakat 3. bombalamadan sonra ki yerdeki birliklerin hava harekatıyla herhangi bir bağı olmadığını da artık anlamış bulunuyoruz. Peki. Durum budur. Ertuğrul Kürkçü, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Yanıtladım. Hoş